Sigaraya başlama yaşı gitgide daha da düşerken bırakmaya çalışan tiryakiler de çeşitli yöntemler denemeye devam ediyor. Son zamanlarda gitgide yayılan elektronik sigaralar da bunlardan biri. Ancak Fransız Milli Tüketim Enstitüsü araştırmaları e-sigaraların da kansere sebep olabileceğini ortaya koydu. Elektronik sigaralar da zannedildiği kadar zararsız değil. İyi anlamak gerekiyor, oyun oynamıyoruz. Hafife almayın, tümüyle sağlıklı bir ürün değil. Tüketicilerin bir kısmı ise bunu bir geçiş ürünü olarak değerlendiriyor. Şimdi de hepsinin zararlı olduğunu söylüyorlar. Ben aslında tümünü bırakmaya hazırım. En azından gerçek sigaradan daha zararlı olamaz. Bu bile önemli. Belki bir ihtimal kansere yol açıyor fakat bildiğimiz sigaralar kesinlikle kanserojen. E-sigara kullanımının hızla yaygınlaşması sonrasında özellikle çocukların korunması için Avrupa Parlamentosu tarafından da bir düzenleme hazırlığına başlandı.